Emekliye intibak farkları SGK'nın sitesinde. 2000'den önce emekli olanlar, SGK'nın internet sitesinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve sicil numarası ile sorgulama yaparak intibak farklarını ve 2013 Ocak dönemi aylıklarını ek ödeme tutarı dahil görüntüleyebilecek. 8 Mart 2012'de resmi gazetede yayımlanan 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanunun 5. maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 39. maddesinde son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olup 506 sayılı kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıklarının söz konusu maddede yer alan hükümlere göre yeniden hesaplanacağı hüküm altına alınmıştı. Söz konusu maddeye göre hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine, 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edileceği ve hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacağı karar bağlanmıştı. Bu kapsamda, 2000 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki emeklilerin dosyalarında bulunan bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılarak güncellenmesi işlemleri tamamlanarak intibak farkları hesaplandı. Emekliler, bugünden itibaren SGK'nın internet sayfasında www.sgk.gov.tr yer alan intibak farkları bağlantısından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve sicil numarası ile sorgulama yaparak intibak farklarını ve 2013 Ocak dönemi aylıklarını ek ödeme tutarı dahil görüntüleyebilecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.